Hatay'da yaşayan bedensel engelli Ahmet Hekimoğlu, sosyal medyadan tanışarak aşık olduğu Endonezyalı Suhartini ile Reyhan ilçesinde yapılan düğünde dünya evine girdi. Hekimoğlu, aşkının peşinden 13 bin kilometre yol giderek Endonezya'ya gitti ve çiftin düğünü Türkiye'de gerçekleşti. Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Ahmet Hekimoğlu, çocukken geçirdiği trafik kazası sonrası belinden aşağısını hareket ettiremez hale geldi. Tekerlekli sandalye ile gündelik yaşamını sürdürmeye başlayan Hekimoğlu'nun hayatı uzun yıllar sonra yaklaşık 13 bin kilometre uzakta yaşayan 25 yaşındaki Endonezyalı Suhartini Lestari ile tanışmasıyla değişti. Instagram isimli uygulama üzerinden tanıştığı genç kadına aşık olan Hekimoğlu, 9 aylık sürecin ardından Hatay'dan yola çıkarak aşkının peşinden Endonezya'nın Sulawesi adasında bulunan Selatan Selayar kentine gitti. Aşkının peşinden binlerce kilometre aşan Hekimoğlu, burada Suhartini ile yüz yüze görüştü ve ailesiyle tanıştı. Hekimoğlu ve Suhartini, Endonezya'da yapılan nikahla dünya evine girdi. Instagram'da tanıştık. 8 ay, 9 ay birlikte konuşup anlaştık. İkimiz de birbirimize karşı dürüst olduk. Ve bu dürüstlük sonucunda birbirimize olan hislerimiz büyüdü. Ve ben de çıktım gittim Endonezya'ya, aldım geldim. Kaç yıllık arkadaşlarınız devam ediyor? 1 yıl. Türkiye'yi çok beğendi. Ailemi çok beğendi. Çünkü biraz kültürümüz aynı. Kendisi üniversite mezunu. Bir üniversitede kütüphaneciydi. Kütüphane olarak görevlisi çalışıyordu. Endonezya Edebiyat Fakültesi'ne mezun. O şekilde. 25 yaşında. 29 yaşındayım. Yaklaşık 13 bin kilometre gittim. İstanbul Jakarta 12 saat sürdü. Jakarta Makassar, Makassar Bira, Bira'dan Salayar, Salayar'dan evine vardım. 11 saatte orada yolculuk yaptım. İngilizce konuşuyoruz, İngilizce anlaşıyoruz. Evet, çok mutluyum. Are you happy? Yes, yes, I'm happy, very happy. Everyone here is very nice. Bütün insanlar çok sıcakkanlı, çok yardımsever. Bu yüzden dolayı her zaman için Türkiye'ye karşı bir ilgisi ve duygusu vardı. Herkes çok nazik. Türkiye'yi çok seviyor. Türkiye çok cool. Türkiye çok güzel. Family. Ailesi gelmedi. Çünkü birazcık yol ücretler biraz pahalı. Yol ücretleri biraz pahalı olduğu için. Görüntülü. Birazdan kendilerle görüntülü konuşacağız.
Vallahi bugün çok bir büyük mutlu günümüz. Andonezya'dan buraya bir gelin getirdik. Çok mutluyuz. Öyle herkese nasip etsin. Herkes sevdiğine kavuşsun. İnşallah herkes mutlu olur.